Merhaba arkadaşlar. Çemberde teğetlerle ilgili ikinci testimize başlıyoruz inşallah. Burada arkadaşlar bize şu x uzunluğunu sormuş. Bunu benzerlikle çözeceğim. Benzerliği nasıl elde edeceğiz bakın. Bu ne arkadaşlar? C köşesi bir iç açı. Şurada AD teğet ya. Bu da teğet giriş açı. Bunlar bakın arkadaşlar aynı yayı görüyor. Şu yayı görüyor. Görüyorsunuz değil mi? O zaman bu açılar ne olur? Eş. Şimdi şu ABD üçgenindeki şu A açısı arkadaşlar görüyorsunuz. Bu ABD üçgeni ile ABC için ne olmuş oluyor bakın. Ortak açı. O zaman bakın. Ortak kara yay diyelim. Büyüğünde de arkadaşlar ortak kara yay diyelim. Gördünüz mü? O zaman ABD üçgeni ile arkadaşlar görüyorsunuz. ADC üçgeni benzer olur. Şimdi şu çizgi açısının karşısında küçüğünde ne var arkadaşlar? 4, büyüğünde ne var? X, 4 bölü x. Devam edelim arkadaşlar. Bize x'i sormuştu. Bakayımız. Şu AD'yi bulmadan sorumuzu çözebileceğiz. Bakalım. Yayda küçüğünde ne var arkadaşlar? A var. Büyüğünde yayda 5 artı 3 kaç var arkadaşlar? 8 var. Bir de arkadaşlar karada küçüğünde ne var arkadaşlar? 5 var. Bakın karada küçüğünde 5 var. Karada büyüğünde ne var arkadaşlar? A var. Şimdi buradan arkadaşlar ilk önce A kare neye eşit olacak söyleyin bakayım bana. 8 kere 5 40. A ne oldu arkadaşlar? 2 kare kök. Bunu dış teğet kuvvetle de bulabilirdik arkadaşlar ama güzel bir soru oldu. Bunu defterimize alalım inşallah. Şimdi ben bunu A'yı 2 kare kök 10 olarak yazarsam arkadaşlar 4 bölü x eşittir. A'nın yerine 2 kare kök 10 bölü ne yazalım? 8 yazalım. Bunları sadeleştirelim arkadaşlar. Kare kök 10 çarpı x neye eşit olur? 16'ya x de arkadaşlar 16 bölü ne olur? Kare kök 10 olur. Evet. Bunu defterimize alalım arkadaşlar. Devam ediyorum. Benzer bir sorumuz daha var arkadaşlar. Şimdi buraya biz A dersek bakın. BD uzunluğu arkadaşlar kaç A olur? 2A. DC uzunluğu kaç A olur arkadaşlar? 3A olur. Şimdi biraz önceki sorumuzda olduğu gibi arkadaşlar. Bakın şu C açısı iç açı. Şuradaki AD arkadaşlar B açısı dış teğet görüyorsunuz. Evet. Teğet giriş açı arkadaşlar. Bu teğet giriş açıyla bu iç açı bir şey çevre açı birbirine ne olmuş oldu arkadaşlar? Eşit olmuş oldu. Niye? Az önceki örneğimizde olduğu gibi aynı yayı görüyorlar. O zaman yine şu açıya ortak açı diyelim arkadaşlar. Biraz önceki örneğimde olduğu gibi şu üçgenimi görüyorsunuz değil mi? ABD üçgenindeki B köşesiyle ortak kara yay. Büyüğündeki ADC üçgeninde arkadaşlar ortak kara şu tepeye ne diyelim yay diyelim. Aslında buradan benzerlik oranı çıkıyor arkadaşlar. Bakın çizgide küçüğünde 2A, büyüğünde 3A var ya benzerlik oranı ne olmuş oluyor? 2 bölü kaç olmuş oluyor arkadaşlar? 3. O zaman bakın şu karada küçüğünde ne var arkadaşlar? 8, büyüğünde ne var? X var. Buradan 2x neye eşit olur arkadaşlar? 24'e x'i 12 olarak bulmuş oluruz. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Evet. 15'e bakalım arkadaşlar. Güzel bir sorumuz daha var. Bunu deftere yine alabilirsiniz. AB ile bakın. BC nasıl uzunlukta arkadaşlar? Eş. İkiz kenar var değil mi? Şu taban açıları eş. Şurası 6 birim. X'i sormuş bize arkadaşlar. Şu doğru parçasını birleştirelim. Bakın şu noktanın gördüğü yay arkadaşlar şurası. Görüyoruz değil mi? Nokta. Bu da nokta olur o zaman. Bu da aynı yayı görüyor değil mi? Aynı yayı gören çevre açılar birbirine ne oluyordu arkadaşlar? Eş oluyordu. Bunu hatırladık değil mi? Evet şimdi bir benzerlik kurmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakalım beraber inşallah. Şu küçük üçgenimde arkadaşlar bakın şurayı karartıyorum. Şu çevre açımız kararsın şöyle. Bakın ne yapacağım şimdi. Şimdi kara nokta şuraya yay diyelim arkadaşlar. Şimdi büyüğüne geçeceğim tabi. Kara nokta büyüğünde de şurası ne olacak arkadaşlar? Yay. Hangi üçgenler arasında arkadaşlar? BEC üçgeni ile arkadaşlar benzerlik kurduk. B arkadaşlar bakalım. CD üçgen arasında benzerlik kurmuş olduk.
Evet, şimdi küçüğünde noktada ne var arkadaşlar? 6, büyüğünde noktada ne var arkadaşlar? Şurada görüyorsunuz 9 var. Gözüküyor değil mi? 9. Evet. Sonra arkadaşlar devam edelim. Küçüğünde yayda ne var arkadaşlar? Yine 9. Büyüğünde yayda ne var arkadaşlar? X artı 6. Bunu defterimize alıyoruz inşallah. Evet. Buradan arkadaşlar şunları sadeleştirelim. 2'ye 3 27 arkadaşlar. 2x artı kaç olur? 12. 15 arkadaşlar. 2x olur. X de ne olur buradan? Güzel yazalım. 15 bölü 2 olur. Devam ediyorum arkadaşlar. Çemberde dış kuvvet özelliği var arkadaşlar. Bunu deftere yazmayanlar daha önce yazabilir. PA çarpı PB PC çarpı PD'ydi değil mi? Bunun ispatını yapmıyorum tabii şimdi. PA çarpı PB arkadaşlar eşittir PC çarpı PD. Bunu defterimize not olarak yazalım. Daha önce yazmayan arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu dış teğet kuvvet gibi gözüküyor ama farklı bir yoldan çözeceğiz sorumuzu inşallah. Burada neyi hatırlayacaksınız arkadaşlar bakın. Evet. Kirişler dörtgenini hatırlayacağız arkadaşlar. Şimdi kirişler dörtgeninde nasıl bir özelliğimiz vardı bakın. Şu açıya nokta diyelim. Bu ikisi toplamı ne oluyordu arkadaşlar? B ile D'nin toplamı hatırlayın. Kirişler dörtgeninde 180 oluyordu. Görüyorsunuz değil mi? O zaman şu B'nin köşesi de ne olur arkadaşlar? Nokta olur. Çünkü onlar birbirine bütünleri değil mi? Aynı şekilde. Evet. Şimdi şu C köşesini arkadaşlar çizgi koyalım. E ile C'nin toplamı da neydi arkadaşlar? Yine 180'di değil mi? Evet. Bakın. Burası karşılıklı 180 ya. Bunun da bütünleri ne olacak o zaman? Çizgi. Şu küçük üçgenle arkadaşlar yani ABE üçgeni ile ACD üçgeni ne olmuş oldu arkadaşlar? Bakın. Benzer oldu. Bakın. ABE üçgeni ile arkadaşlar hangi üçgenimiz bakalım arkadaşlar? ADC üçgeni. Açılarda sırasına geliyorsan. Bunu da deftere alacaksınız arkadaşlar. Evet. Şimdi beraber benzerliğimize bakalım. Tepe açısı ortak değil mi arkadaşlar? Evet. Ortak açının karşısındaki orana bakın bakayım. 4 bölü kaç arkadaşlar? 8. Buradan benzerlik oranı 1 bölü kaç olur arkadaşlar? 2. Şimdi burada küçüğünde bakın. Noktada kaç var arkadaşlar? 6 var. Büyüğünde noktada kaç olacak arkadaşlar? 12 olacak. Evet, güzel bir örnek değil mi? Sonra çizgide küçüğünde ne var arkadaşlar? 7, 2 katı büyüğünde ne olacak arkadaşlar? 14 olacak. Şimdi ben buradan x de y'yi de bulabilirim. X kaç olacak arkadaşlar? 12'den 7 çıkarım. 5. Y ne olacak arkadaşlar? 14'ten 6 çıkaralım. 8. Bize x artı y'yi soruyordu değil mi? 5 artı 8 cevabımız kaç olur arkadaşlar? 13. Bunu da deftere not alalım inşallah. Evet. 17 arkadaşlar. Biraz önce çözdüğümüz sorunun benzeri. Bir örnek daha yapmış olalım inşallah. Buraya nokta dedim. Bunlar birbirini neye tamamladı arkadaşlar? 180'e. Burası da nokta oldu. Biraz önceki gibi değil mi? Evet. Sonra buraya çizgi diyelim. Bunlar birbirini 180'e tamamlıyordu. Burası da arkadaşlar çizgi olacak. Evet. Şöyle bakalım işte. Evet. Şu küçük üçgenimizle büyük üçgenimiz ne olmuş oldu? Benzer olmuş oldu. Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şöyle diyelim. Küçüğünde çizgide ne var arkadaşlar? Bakın 10 var. Büyüğünde çizgide kaç var arkadaşlar? Görebiliyorsunuz değil mi? 20. Bu ne olmuş oldu? Bizim için benzerlik oranı olmuş oldu. 1 bölü 2. Şimdi karadan bakalım arkadaşlar. Küçüğünde ne var? X büyüğünde 7 var arkadaşlar. Buradan da x kaç olur arkadaşlar? 7 bölü 2. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi güzel bir sorumuz daha var inşallah. AB uzunluğunu kaç vermiş arkadaşlar? 16. BC uzunluğumuzu ne vermiş arkadaşlar? Bakın 18. AC uzunluğumuzu kaç vermiş arkadaşlar? 20. Şurada da arkadaşlar işte teğet çemberde ne var? Açıortay doğrusu var. Görüyorsunuz değil mi? Açıortay doğrusu var. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Biz x'i ilk önce düşünmeyelim de arkadaşlar. Şuraya A diyelim. Şöyle A'ya A diyelim. Bakın buraya ne kaldı? 20 eksi A. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 16 eksi A. Bakın. Şurası ne oldu?
16 eksi a. Şunun tamamı bakın şurası. 20 eksi a oldu. İlk önce bir a'yı bulalım arkadaşlar. Tamam. Evet. Burada 20 ile 16'yı toplayın. 36 eksi 2 a neye eşit oldu arkadaşlar? 18'e eşit oldu. A kaç olur arkadaşlar buradan? 9 olur. Evet. A'ya 9 verdiğimiz zaman arkadaşlar şuranın tamamı kaç oldu bakın? 11. Burası kaç oldu bakın? 9. Şimdi orada açıortay özelliği var. Onu görebilmeniz için dışarı bir üçgen çizeceğim. Ayrıca bir üçgen çizelim bakalım beraber. Şimdi açıortayı kullanalım arkadaşlar. Şimdi bakın burası kaçtı arkadaşlar? 16. Burası 20. Dikkat edin şimdi. A, B, E'yi alacağım. Burası da kaç arkadaşlar? X. Şimdi bakın burada buranın tamamı da kaç arkadaşlar? 18. Şimdi 16 ile 20'yi toplayın kaç yapar? 36 bölü 18 kaç oldu bakın? 2'ye 1 oldu arkadaşlar. Yani bu şu demektir. Burayı 16'ya kaç yapacaksınız? 8. 20'ye kaç yapacaksınız arkadaşlar? 10. Şimdi bakın burada B, pardon yanlış mı yaptık bakayım arkadaşlar. 18. Şurayı yanlış yazmışım. Şunu düzelteyim az bir saniye. Evet şunu düzeltelim. Buraya 11 kalınca arkadaşlar buraya kaç kalacaktı? 7. Onu düzelteyim şöyle. Karaladım kusura bakmayın. Silmeye çalışsam ekrandan görüntü gidecek arkadaşlar. Çünkü 18'den 11 çıkarınca kaç kalacaktı? 7. Şimdi biz BE'yi kaç bulmuştuk bakın orada? 8 bulduk ya. O zaman 7 artı x değil mi burası? 8'e eşit olacak arkadaşlar. X'in cevabı da kaç olacak? 1 olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Evet, bunu da deftere alırsınız. Evet, devam edelim. 19. Bakın şimdi şu BD yayı ile arkadaşlar DF yayı eşitse bunları gören açılarda ne olmak zorunda? Birbirine eşit. Burası ne olur zaman arkadaşlar? Açıortay olur değil mi? Evet, açıortayımız olmuş olur arkadaşlar. Şimdi buradan şöyle yapabiliriz bakın. Dış teğet kuvvet yapabiliriz arkadaşlar. Şurası 3 ya, burası 1. Şu parçaya A diyelim örneğin. Buradan bunun nesi arkadaşlar? Karesi, bu teğet noktası değil mi? 1 çarpı A artı 1. Dış teğet kuvvet yapacağım arkadaşlar. Dış teğet kuvvet. Bize şuradaki x'i soruyordu. Onu da açıortaydan buluruz arkadaşlar. Dış teğet kuvveti yaptığımız zaman 3'ün karesi arkadaşlar 1 çarpı ne olacak? A artı 1. Buradan A kaç olur arkadaşlar? 8. Bu dursun burada. Evet. A kaç olmuş oldu? 8 olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar bir tane üçgen çizeyim ben şuraya. Basit bir şekilde. Açıortayı görmeniz için çizdim arkadaşlar. Evet. Bura kaç oldu tamamı? 9'a kaç oldu bakın? 3. Burası 5. Bakın bu bunun 3'te 1'i ya. 3'te 1'i 5 olsun diye burayı da kaç almamız lazım? 15 almamız lazım. Buraya ne kalır arkadaşlar? 15 eksi x. Bir dış teğet kuvvet daha yazacağız arkadaşlar. 5'in karesi x çarpı. Tamamı kaç arkadaşlar? 15. Buradan 5'in karesi eşittir arkadaşlar. X çarpı. 15. 25 bölü. 15 neye eşit olur arkadaşlar? X'e. X de buradan kaç olarak bulunmuş olur? 5 bölü 3. Evet. Devam edelim. Çemberde iç kuvvet var arkadaşlar. Bakın. AK çarpı KB CK çarpı KD. Bunu da daha önce yazmayanlar yazabilir arkadaşlar. AK çarpı KB eşittir arkadaşlar. CK çarpı KD. Evet. Bunu da defterimize not olarak yazabiliriz. Yazmayanlar daha önce. Evet. Şimdi iç kuvvetle ilgili bir sorumuz var demiştim ben size. Şimdi tabii iç kuvveti kullanabilmeniz için arkadaşlar ilk önce şuradaki BE'yi hesaplamamız lazım. Ben burada şunu gördüm bakın. Bunun ne olduğunu gördüm. Açıortay. Niye? 16'ya 8, 12'ye 6 değil mi arkadaşlar? Görüyorsunuz. Açıortay var. Bunu farklı yoldan çözeyim. Şu iç açıortay uzunluğunu bulup iç kuvvet kuralıyla çözelim. Bunu da deftere alalım inşallah. Şimdi açıortayın özelliğini hatırlıyor muyuz arkadaşlar? Onu ben hemen size kısaca hatırlatayım. İç açıortay uzunluğunu bulma formülümüz vardı. Evet. Bunu Mustafa hocam anlatmıştır size gerçi ama şimdi ben bir daha anlatayım bunu. Şimdi buraya arkadaşlar B, C, M, N diyelim.
Şu NA arkadaşlar, iç açı ortay uzunluğunu bulma formülümüz var. Bunun karesi arkadaşlar B çarpı C eksi M çarpı neydi? Şimdi ben bunun yardımıyla şuradaki BE uzunluğunu hesaplayacağım arkadaşlar. NA'nın karesi. Bakın ne olacak? Komşu kenarlar kaça kaç arkadaşlar? 16'ya 12. Karşıdaki kenarlar arkadaşlar 6'ya 8. 16 ile 12'yi çarpın arkadaşlar. Kaç yapar? 160, 32 daha 92. 6 kere 8 kaç oldu arkadaşlar? 48. Buradan arkadaşlar 92'den çıkarmış olsak bunu 144 mi kalıyor? Evet. 144'e 48 eklemiş olsanız evet. 144 kalıyor. NA'nın karesi arkadaşlar. NA kaç olur o zaman arkadaşlar? 12. Evet. Bunu 12 olarak bulduğumuz zaman arkadaşlar buradan iş kuvvet yapabiliriz artık. 12 çarpı x 8 çarpı ne eşit olacak arkadaşlar? 6. İç kuvvetten ne diyoruz? 12 çarpı x 6 çarpı 8 48 x kaç olur arkadaşlar? Evet, bunu deftere not olarak yazıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar 21. sorumuz. Bakın bu da özel bir soru şekli. Şu AB'nin arkadaşlar bakın gördüğü yayla CD'yi gören yayların toplamı kaç derece arkadaşlar bakın. Kaça eşitmiş? 180 eşit. Bize bu çemberin neyini sormuş arkadaşlar? Yarı çapını sormuş. Bakın şimdi ben ne yapacağım? Evet. Şimdi bir tane ne aldım arkadaşlar? Çap aldım buradan. Evet. Şuradaki AB'yi buraya taşıyoruz arkadaşlar. AB'yi buraya taşıyoruz. Niye? Şuraya A üssü diyelim. Yani taşıdığımızı düşünelim buraya. Buraya da B üssü diyelim arkadaşlar. Bakın şu A üssü B üssü yayı ile DC yayının toplamı kaç olacak? 180. O zaman çapı gören çevre açı yapmış olacağız. Anladınız mı? Yani burası yarım çember olmuş olacak arkadaşlar. Buradan da çapı gören çevre açı oluşacak. Burada 9-12'nin üçgen oluşmuş olacak arkadaşlar. 15 üçgeni. Çemberimizin çapı ne olacak o zaman? 15 olacak. 9-12'nin üçgeni var arkadaşlar burada. Bir saniye. Niye yazamadık? 9-12-15 üçgeni. O zaman çemberimizin yarıçapı kaç olmuş olacak arkadaşlar? 15/2. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Evet. AB ile CD yayının toplamı kaç arkadaşlar? 180. Bu da kolay bir soru. Şimdi bunların toplamı 180 ise şu kirişler değiş ya. Bunu kaça kaç bölebiliriz arkadaşlar? 90'a 90 bölebiliriz. Bize burada yine çemberimizin neyini soruyor arkadaşlar? Yazmamışım. Ben yarı çapını soruyor olsun. Kirişin uzunluğu kaç oldu arkadaşlar? 11. Şimdi bakın. Biz daha önce bunu şablon olarak deftere yazmıştık. Hatırlayın. Evet. 90 derecelik yayı gören bir tane üçgen oluşturdum. Merkez açı gördüğü yaya neydi arkadaşlar? Eşit. Evet. O zaman burada ne olacak? R. R ne üçgen arkadaşlar? R karekök 2. İkizkenar üçgenimiz oluşacak değil mi? O zaman R karekök 2 neye eşit arkadaşlar? 10'a eşit. Kök 2'ye bölerseniz de R kaç olur arkadaşlar? 5 karekök 2 olur. Evet. Şimdi bakın yana BM 3 çember hazırlamışım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunu defterimize ne yapacağız inşallah? Alacağız. Şu kirişleri buraya taşıyorum arkadaşlar. Bakın kirişlerimi taşıyorum inşallah. AB ile neye taşıyacağım arkadaşlar buraya bakın. Söyleyeyim. Şu CD'yi taşıyorum arkadaşlar. Bunları taşıdım. Evet taşıdım. Sonra rengi değiştireyim az. Evet. Bakın ne yapacağım. Şurası doğum merkez olsun. Şimdi AB'yi buraya taşıdım arkadaşlar. AB kirişi ne kadardı? 2 birim. Sonra arkadaşlar CD kirişini taşıdım buraya. Şuraya da CD diyelim. Evet kirişini taşıdık. Ve bunların toplam yayı. Şu yayın uzunluğu kaç oldu arkadaşlar bakın. Kaç oldu? 120. Bunu deftere alıyorsunuz tamam mı? Bize burada yine bu çemberin neyini soruyor arkadaşlar? Yarı çapını. Şimdi AD kaç kaldı bakın. 240 derece kaldı. 240'ı gören çevre açı ne olacak arkadaşlar? 120. O zaman burası da merkez açı ya. Bu da 120 arkadaşlar. Burada ne olacak bakın? R. R. Burası ne olacak arkadaşlar? R karekök 3. Ben bu R karekök 3'ü neyden bulacağım arkadaşlar? Söyleyeyim bakayım. Kosinüs teoremi. Evet bakın. Kosinüs teoremi yapacağız burada.
Kosinüs teoremi der ki arkadaşlar, R kare kökünün nesi? Karesi. Sonra komşu kenarların karesi. 2'nin karesi. 4'ün karesi. Komşu kenarların çarpımının kaç katı arkadaşlar? 2 katı çarpı kosinüs 120. Evet arkadaşlar, bunun karesini alırsanız 3R kare burada 4 20 arkadaşlar. 16 çarpı kosinüs 120 neydi arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 idi değil mi? Bunu sadeleştirelim arkadaşlar. 8 eksi ile eksinin çarpımı 28 yapacak arkadaşlar. 3R kare ne oldu arkadaşlar? 28. R kare ne oldu arkadaşlar? 28 bölü kaç olmuş oldu? 3. Kökünü alırsanız arkadaşlar R'de ne olur? 2 kök 7 bölü kök 3 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Bunu deftere alalım arkadaşlar. Güzel bir örnek. Ve şimdi devam edelim. Teğetler dörtgeni ile ilgili bir örnek. AB 3x arkadaşlar. BC 2x artı 1. Kolay bir örnek bu. DC arkadaşlar 2x eksi 2. Buradan AD'yi de ne vermiş? 5x eksi 13. Burada ne eşit arkadaşlar? Karşılıklı kenarların toplamı. Yani 2x ile 3x'i toplayın. 5x eksi 2. Bunları da toplayın karşılıklı arkadaşlar. 5x 7x eksi 12 arkadaşlar. Buradan 2x kaç olur arkadaşlar? 10x kaç olur? 5. Kolay bir örnek, hemen geçiyorum. Evet. Yine arkadaşlar bir dik yamuğumuz var, görüyorsunuz. DC uzunluğunu kaç vermiş arkadaşlar? Bize bir de arkadaşlar AD uzunluğunu vermiş. Kaç olarak vermiş bakın. 12 olarak bizden ne istemiş arkadaşlar? Şuradaki AB uzunluğunu istemiş değil mi? Bakın şimdi ben burası çemberin, dikkat edin, bir tane çap çizerek soruya müdahale edeceğim arkadaşlar. Evet. Evet, bunu da deftere alabilirsiniz arkadaşlar. Bu da güzel bir örnek. Evet. Teğetler dörtgeni ile ilgili güzel bir örnek çünkü. Evet. Şimdi bakın şunu da çizelim. Evet. Bunlar çemberimizin neleri arkadaşlar? Yarıçapları değil mi? Bak, yarıçap. Şimdi tavaf yapacağım. Yarıçap. Şimdi arkadaşlar burası da 12. Pardon, şu yarıçapları geri alalım. Bunları biliyoruz zaten. Bir saniye. Heh. Yarıçapı görüyoruz ya arkadaşlar. Kaçmış? 6. Evet, yazalım. Çünkü şurası ortalıyor değil mi? 6'ya 6. Bunları yazalım arkadaşlar. Buraya kaç kaldı bakın? 4 kaldı. Burası da kaç olmuş oldu arkadaşlar? 4 olarak bulunmuş oldu. Şimdi arkadaşlar şuraya x diyelim. Burası da ne olacak arkadaşlar? Bakın x olacak. Şuradaki dik yamuğu dışarı çıkarıyorum arkadaşlar. Teğetler dörtgeninde ispat gelip onu yazmayalım. Dik yamuktan çözelim. Dik yamukta ne oluşturuyorduk arkadaşlar? Dik dörtgen ve dik üçgen. Burası bakın. L, C, F, B. Evet. Şimdi buranın tamamı arkadaşlar 12 birim. Görüyorsunuz. Burası 4. 4. Buranın tamamı neydi arkadaşlar? X'ti. X eksi 4 kaldı geriye. Burası ne arkadaşlar? X artı 4. Burası da ne? 12. Şimdi bakın burada ne üçgenimiz var arkadaşlar? Özel bir üçgen oluyor mu? Bakalım az. Yazayım şöyle. X eksi 4 12 x artı 4 arkadaşlar. Bakalım ne üçgeni olur? Özel bir üçgen oluyor mu? Bu x arasındaki fark 8 arkadaşlar. 8'li bir üçgen görebiliyor muyuz? Bakalım az. Evet. 9 verince oluyor inşallah. 9 verince ne geliyor arkadaşlar? 5, 12, 13 geliyor. Evet. Şimdi x'i kaç bulduk arkadaşlar? Biz 9 bulduk. Bize AB uzunluğunu soruyordu değil mi? Cevabımız 15. Evet. Bunu da deftere alalım. Şimdi 26'ya bakalım arkadaşlar. ABCD bir ikizkenar yamuk demiş arkadaşlar. İkizkenar yamuk olunca bakın şuralar kaça kaç olacak? 2'ye 2. İkizkenar yamuk buralarda yine 2'ye 2 arkadaşlar. Burası 4 bakın. Burası da 4. Dış teğetleri eşit değil mi arkadaşlar? İkizkenar yamuk olduğundan dolayı.
Bunu tamamlayalım arkadaşlar. Bu ikizkenar yamuğun içerisindeki işte çemberinin neyini sormuş bize? Yarıçapını sormuş arkadaşlar. Yine hemen bir dik yamuk yapıyorum. Biraz önceki örneğin aynısı arkadaşlar. Sadece burada ikizkenar yamuğu devreye sokmuş olduk. Burası ne oldu arkadaşlar? 2R. Bakın burası 2 arkadaşlar. Burası 2'ye 2 tamamı kaçtı görüyorsunuz değil mi? 4'tü ya. Burası kaç arkadaşlar? 6. Şimdi 36'dan 32 2R ne olur arkadaşlar? 32'den 4 kök 2 olur. R'de 2 kök 2 olur. Evet. Evet. Geçiyorum arkadaşlar. Evet. Yine ikizkenar yamuğumuz var arkadaşlar. Şu AD uzunluğunu kaç vermiş? 10. Bu teğetler dörtgeni sorusu olacak arkadaşlar. İkizkenar yamukta karşılıklı yan kenarlar neydi? Birbirine eş. Buraya arkadaşlar A diyelim. Buraya da C diyelim. Teğetler dörtgeninden dolayı A artı C neye eşit olacak arkadaşlar? 10 artı 10'dan alt ve üst tabanın toplamı yamuğumuzun kaç olacak arkadaşlar? 20. Şimdi yüksekliğini çizelim arkadaşlar bunun. Yüksekliği de ne olacak? Çap olacak değil mi? Yamuğun alanı neydi arkadaşlar? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü neydi? 2 ile. Bunu ne vermiş alan olarak bize arkadaşlar? 80. A artı C arkadaşlar 20. 20 R 80. Çemberimizin yarı çapını soruyor bize. Kaç olur arkadaşlar? 4 birim olarak bulunmuş olur. Bugün ait son örneğim arkadaşlar. DE uzunluğu 3 birim. Bu çemberimizin nesi oldu arkadaşlar? Yarı çapı. Bunu da deftere alalım inşallah. Evet. Çemberimizin niye yarıçapı oldu görebilirsiniz şimdi rahatlıkla. Bakın buralar çemberin neyse arkadaşlar yarıçapı. O zaman buralarda kaça kaç olacak arkadaşlar? 3'e 3. Bize AB uzunluğunu kaç vermişti arkadaşlar? 9 buraya kaç kaldı? 6. Evet. Bize neyi sormuş arkadaşlar? Alan ABCD'yi sormuş. Tabi şu an tamamı da yine 6. Bizim o zaman şu EC uzunluğunu bulmamız lazım arkadaşlar. Bunu yine neyden bulalım? Dik yamuktan bulalım hemen arkadaşlar. 3. kez aynı örneği çözüyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Alışalım artık değil mi? Evet. Şimdi burası kaçtı arkadaşlar? 6. 6. X. X. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 6 eksi X. Burası ne oldu? 6 artı X olmuş oldu. Evet. Bakalım buradan özel bir üçgenimiz var mı arkadaşlar? Yok herhalde. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 6 artı X'in karesi eşittir diyorum. Şu kabloyu tahtiye değdirmeyelim. 6 eksi x'in karesi artı 6'nın karesi arkadaşlar. Buradan 36 artı 12 x artı x kare arkadaşlar. 36 eksi 12 x artı x kare artı 36 arkadaşlar. Gidenleri götürelim. 36'lar x kareler gitti arkadaşlar. Buradan ne oldu bakın? 24 x neye eşit oldu arkadaşlar? 36 x ne olmuş oldu? 3 bölü 2. Evet. X'i ne bulmuş olduk arkadaşlar? 3 bölü 2 bulmuş olduk. Evet. O zaman üst taban uzunluğumuz arkadaşlar. DC uzunluğu neye eşit olur? 9 bölü 2 olur. Evet. Şimdi alt tabanda 9. Bize alanı sormuştu ya. Alt taban artı üst taban arkadaşlar. Çarpı yüksekliğimiz kaç arkadaşlar? 6 bölü 2 arkadaşlar. 3. Buradan bunu toplarsak arkadaşlar. 27 bölü 2 çarpı 3. Alanımızda arkadaşlar 81 bölü 2 olur. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizi de burada sonlandırıyoruz. Bir dersimiz daha kaldı inşallah. Onda buluşmak dileğiyle hepinize kolay gelsin arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.